Yorganın battaniyenin altında oturuyoruz. Bu faturaların gelmesi gerçekten çok acayip. Ne yakıyoruz? Bu kadar yakmıyoruz da yani. Dona dona evde oturuyoruz. Maalesef ki bu kışı bayağı bir zor atlatacağız. Son zamanlarda Kayseri'de en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Peki bu soğuk günler doğalgaz faturalarına nasıl yansıdı? Vatandaşlara Laf Sokak'ta ekibi olarak sorduk. Zorlu bir kış geçiriyoruz. Evet. En son doğalgaz faturanız ne kadar geldi? Binamıza doğalgaz faturası yakıt olarak 700 lira falan geldi. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Maalesef. Yani kapattığımız anda evler tekrardan soğuyor. Bu sefer de elektrikle, ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyoruz. Peki bu kış sizin için nasıl geçiyor? Kış yani masraflar açısından baktığınız zaman yani sürekli masraflar yükseliyor. Aldığımız maaş da gitgide eridi tabii. Vallahi maalesef ben doğal gaz kullanmadığım için bilmiyorum ama kız kardeşime 280 lira geldi. Peki bu kış sizin için nasıl geçiyor? Kış benim için iyi, normal. Zorlanmıyor musunuz? Yok, zorlanmıyorum. Yani seviyorum ben kışı. Karı. Nasıl ısınıyorsunuz? Haline doğal gazı. Köylü çocuğuyum ben. Köyde soba da kullanıyoruz. Şehirde doğal gaz da kullanıyoruz. Elektrikli doğal gaz da şeyde kullanıyoruz. Kalefer. Yani bir şekilde hayatı sürdürmeye çalışıyoruz yani. Doğal gaz faturanız ne kadar geldi? 750. Evet. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Hayır. Bu kış sizin için nasıl geçiyor? Çok zor. Zor. Zorlu kış şartlarından geçiyoruz. Son doğal gaz faturanız ne kadar geldi? Kombi mi yoksa? Kullandığınız doğalgaz. 40 lira geldi. Eve gelen 40 milyon. Binaya geleni de aidat ödediğimiz için bilmiyorum. Peki bu kış sizin için nasıl geçiyor? Bu kış yani istediğimiz standartların biraz üstünde, soğuk geçiyor. Ama iyi. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Isınıyoruz. Kadir felleri normal yanıyor. Yani sıkıntı yok. Bizim evimize 1000 TL civarında geldi. Kışın gerçekten tüm halkımıza Allah yardımcısı olsun. Devlet bir yerden alıyor, bir yerden veriyor ne yazık ki. Büyük veriyor hem de ayrıyeten. İndirim yapacağını söylüyor, indirim yapmıyor. Halk hep böyle kaldırıyor. İşimiz zor bu hükümetle. Bunlar başımızda olduğu sürece zaten sürekli zam gelir. Şöyle düşünün, %125 zam getiriyor. Sonra %25'ini geri alıyor ki indirim yaptığını sanıyor güya. Halkı kendine geri çekebilmek için. Halkımız inanıyor işte, gördünüz mü %25 indirim geldi, şu kadarlık indirim geldi. Halkımız koyun olduğu sürece, bir kişinin peşine gittiği sürece daha çok biz bu zamları yeriz. Ha, 2023 günde inşallah yine kazansa bile inanın halkımız her sokağa dökülür ki inşallah dökülür ki ne derler, hükümet yeniden deriz. Yoksa yani çoğu kişi artık evinin doğalgaz faturasını ödemeye hale geldi. Çok görüyorum, tanıdığım bile var. Allah yardımcılar olsun. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yok. Yok yani bir 60 falan yakıyorlar herhalde de inanın etki etmiyor bile diyebilirim. Kısıyorlar herhalde onlar da bir yerden. Doğalgaz faturanız ne kadar geldi? Hatırlamıyorum ama normalde bayağı fazla gelmişti açmadığımız halde. Mesela kullanmadığımız odanınkini kapatıyoruz biz. Kullanmadığımız için de ek bir fatura çıkıyor. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yani. Bu kış sizin için nasıl geçiyor? Zor geçiyor. Herkesinki gibi. Tabii ekonomi falan çok zor olduğu için herkes için çok zor. Yani iyi geçinen bir insan göremiyorum ben. Tam olarak 454 TL geldi. Kışta yani Mart ayında kış yaşanması biraz saçma. Ama bence bunu doğal küresel olaylara sürüyoruz bunu. Kış zorlu geçiyor yani. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Isınabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Şu an gayet iyi yani. Ama işte faturası da ona göre geliyor tabii ki de. 550. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yani idare ediyor. Bu kış sizin için nasıl geçiyor? Yani ekonomik olarak zor tabii ki. 650 TL geldi. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Isınamıyoruz yani. Dona dona ısınıyoruz ama bu faturaların gelmesi gerçekten çok acayip. Ne yakıyoruz? Bu kadar yakmıyoruz da yani. Dona dona evde oturuyoruz. Ama gel gör ki adamlar ülke aya çıkıyor, ülke şöyle oluyor, ülke böyle oluyor diye millete yani kafayı yedirdiler. 1500 lira geldi.
Bizim evimiz kendi kombimiz. O yönden daha çok zarar görüyoruz. Alt komşumuz da yok. Hiç de ısınamadım. 40 dereceden zaten fazlaya çıkamıyorum. Maalesef ki bu kışı bayağı bir zor atlatacağız. Belki 485. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Evet. Yani 65 dereceyi açarsam tabii ki. Şimdi şöyle evleri kıyaslamak gerekli. Aynen. Her ev bir olmuyor. Her ev bir olmaz. Benim çalıştığım yerdeki arkadaşlarıma gelen faturalar 1000 lira, 700 lira, 800 evet. lira, 900 lira. Aynen. Ki normalin iki katı. Çünkü geçen seneye göre. Bana bak mesela 485 dedim. Karşı komşuma ne geldi? 600 küsür geldi. Halbuki aynı karşı karşıya dairelerimiz. 12'de daha çok ısınmıyor yani onun evi. Benim evim daha çok ısınıyor. Geçen ay 850 geldi. Bu ayda 560 lira geldi. Pardon 585 lira geldi. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Hayır. Yorganın battaniyenin altında oturuyoruz. Bu kış sizin için nasıl geçiyor? Vallahi çok zor geçti. Çok zor.